Bu videoda referans sistemi kavramından söz etmek istiyorum ki bazen bunu referans çerçevesi olarak da duyabilirsiniz. Bu video giriş niteliğinde bir video. İlerleyen videolarda bu kavramı çok daha derinlemesine inceleyeceğiz. Referans sistemi denen şey aslında bir şeyi ölçerken durduğunuz yerdir. Fizikte ölçebildiğimiz birçok büyüklük, hız veya yer değiştirme gibi nereden baktığınıza, yani hangi referans sisteminden ölçüm yaptığımıza göre değişebiliyor. Bunu ileride sık sık göreceğiz. Bu kavramı kolayca anlayabilmemiz için aynı senaryoyu 3 farklı referans sisteminde inceleyeceğim. Evet, bu ilki, bu ikincisi, bu da üçüncüsü. İlk örnekte referans sistemini yere göre kuracağız. Dolayısıyla ilk örnekte biz yerde duran hareketsiz bir gözlemciyiz. Bu biziz diyelim. Hemen çiziyorum. Ve varsayalım ki hızları ölçüyoruz. Yere göre sabitiz. O halde yerin hızı bize nasıl görünür? Yer bize göre sabit görünür. Hareketsiz görünür. Şimdi ölçüm cihazlarımızı çıkarıyoruz ve uçakla arabanın yer değiştirmelerini ölçmek istiyoruz diye. Bakıyoruz ve diyoruz ki, evet bu uçak sağa doğru 250 metre bölü saniyelik bir hıza sahip. 250 metre bölü saniye. Ve diyelim ki bu araba otomobil standartlarına göre epey hızlı gidiyor. Sola doğru 50 metre bölü saniyelik bir hızla ilerliyor. Bu vektörün yukarıdakinin 5'te 1'i uzunlukta olması gerekiyor. Daha doğru çizmeye çalışayım. Evet, bu araba sola doğru 50 metre bölü saniyelik bir hızla yol alıyor. Bunlar öyle imkansız hızlar değil. Çıkıp bir otoban kenarına gitseniz tamam. Saniyede 50 metre oldukça yüksek bir hız ama buna benzer bir duruma kendi gözlerinize tanık olabilirsiniz. Yani bu gayet olası bir karşılaşma. Peki referans sistemimizi değiştirsek ne olur? Yani ölçüm yaparken durduğumuz yeri değiştirirsek ne değişir? Mesela referans sistemimizi arabaya göre alalım. Bu referans sisteminde arabanın içindeyiz. Araba sürerken böyle bir şey yapmanızı tavsiye etmem. O yüzden arabayı başka birisi sürsün. Veya bu araba otonom bir araç olsun. Kendi kendini götürsün. Fiziksel ölçüm cihazlarımızı veya kronometremizi alıyoruz. Amacımız yerin ve uçağın bir saniyedeki yer değiştirmelerini ölçmek. Dikkatimizi çeken ilk şey bizim bakış açımızdan arabanın sabit kaldığıdır değil mi? Arabanın hızı bize göre sıfırdır. Yani araba hareketsizdir ve yine kendi bakış açımızdan yerin hareket etmekte olduğunu görürüz. Hatta ağaçların sağa doğru hareket ederek yanımızdan geçtiğini gözlemleriz. Tabi arabanın içinde olduğumuz için ağaçlar sağa doğru değil arkamıza doğru ilerler. Yani bize göre yer bu yönde 50 metre bölü saniye hızla yol alıyor. Ağaçlar yanımızdan geçip arkamıza doğru veya şu an baktığımız açıdan sağa doğru 50 metre bölü saniyelik bir hızla hareket ediyor. Peki bu durumda uçak nasıl görünür? Uçak bize göre sağa doğru 250 metre bölü saniyeden daha büyük bir hızla ilerliyormuş gibi görünür. Çünkü biz yere göre saniyede 50 metre hızla yol alıyoruz. Dolayısıyla uçak bize 250 artı 50 metre bölü saniye hızla gidiyor gibi görünür. Hız vektörü de böyle bir şey olacaktır. Yani uçak bize 300 metre bölü saniye, turuncu ile yazayım, 300 metre bölü saniye hızla ilerliyormuş gibi görünür. Peki bu olup bitenler uçaktaki birinin gözünden nasıl gözlemlenir? Yani referans sistemini uçağa göre alırsak ne olur? İsterseniz videoyu tam da burada durdurun. Uçağın, arabanın ve yerin hızları uçaktaki birinin gözünden ne olur bir düşünün. Düşündüyseniz birlikte devam edebiliriz. Şimdi uçağın içinde oturuyoruz. Pilot koltuğunda olmamaya dikkat ediyoruz. Bırakalım uçağa başkası uçursun. Fizik ölçüm cihazlarımızı çıkarmışız. Kendi referans sistemimize göre hız ölçümleri yapacağız. Öncelikle uçak bize göre hareketsiz görünür. Bu kolay anlaşılır bir şey olmayabilir. Ama bir uçakta seyahat ederken türbülans falan yoksa, uçak seyir irtifasına ulaşmışsa ve iniş veya kalkış sürecinde değilse, gözlerimizi kapattığımızda hareket ettiğimizi fark etmeyiz bile. Pencerelerin hepsini kapatırsak ev gibi sabit bir yapının içindeymişiz gibi hisse kapılırız. Dolayısıyla bize göre uçak hareketsiz gibi görünür. Ama aşağı baktığımızda yeryüzü büyük bir hızla ilerliyor gibidir. Yeri altımızdan saniyede 250 metre hızla geçiyormuş gibi görürüz. Şunu düzgün çizeyim. Bu kalem niye böyle garip şeyler yapıyor şimdi? Yer sola doğru 250 metre bölü saniyelik bir hızla ilerliyor görünür. Araba ise sola doğru daha bile hızlı hareket ediyor gibidir. Yerden 50 metre bölü saniye daha büyük bir hızla sola ilerliyordur. Dolayısıyla araba sola doğru 50 metre bölü saniye değil, 50 metre bölü saniye artı 250 metre bölü saniyelik bir hızla hareket ediyormuş gibi görünür. Yani bize göre arabanın hızı toplamda sola doğru 300 metre bölü saniyedir. Bu örnek referans sistemlerinin ne olduğu konusunda bir fikir vermiş olsa gerek. Bu giriş videosu özelinde referans sistemlerini ölçümlerinizi yaptığınız yerler gibi düşünebilirsiniz. Bu noktada insan ister istemez tek ve doğru bir referans sistemi olsa gerek diye düşünüyor. Gündelik hayatı göz önüne aldığımızda mesela bu doğru referans sistemidir. Bunlarsa hayali veya hatalı sistemlerdir diyebilmek istiyoruz. Bunun nedeni gündelik hayatımızda referans sistemi olarak adına dünya dediğimiz bu dev şeyi kullanıyor olmamız. Oysa gerçekte bu referans sistemlerinin hiçbiri bir diğerinden daha geçerli değil. Bunların hepsi birbirine denk ve eşit oranda geçerli referans sistemleri. Aslında denk dememeliyim çünkü hepsinden farklı ölçümler alıyoruz. Ama fiziksel açıdan bakıldığında bu referans sistemlerinin hepsi eşit derecede geçerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.